Merhaba. Şu anda Çizgeli Kedi Kültür Merkezi'nde, Görsel Kültür Merkezi'nde bulunuyoruz. Ve Osman Erel'in fotoğraf sergisi için buradayız. Kendisi yanımızda. Tarihi de söylemek istiyorum. 7 Mart Cumartesi 2020 bugün günlerden. Çizgeli Kedi yöneticilerinden mi diyeyim Yalçın Bey'i takdim ederken. Daha sonra Arzu Hanım da buraya gelecek. Arzu Hanım da sonra buraya gelecek. Ama önce eserlerin icrasında bizlere bu kadar değerli fotoğraflar sergileyen kıymetli sanatçımıza birkaç soru sormak istiyorum ben öncelikle. Serginizin adı Sessiz. Sessiz. Değil mi Osman Bey? Evet. Biraz bize serginizden bahseder misiniz? Her şeyden evvel göstermiş olduğunuz ilgiye, teveccühe çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Sergiyi Çizgeli Kedi Kültür Merkezi'nin bir çalışması sonucu. Fotoğrafta kişisel dil geliştirme programı. Evet, kişisel dil geliştirme programı sonucu oluşan yapıtların sergilenmesi. Bu konuda Çizgeli Kedi'nin büyük bir katkısı var. Yani sizdeki varsa bir takım değerleri hayata geçirmekte ciddi emekleri oluyor. Sergi işte onların katkıları, işte benim de olabildiğince emeklerim sonucunda oluştu. Ne kadar süre içinde oluştu? Bu kadar eserin toplanması ve aradan seçilmeleri? Sene falan çalıştık mı? Şimdi tabii şöyle, bu kişisel dil geliştirme programı aslında uzun erimli bir çalışma türü. Evet. Yani başlangıçta bir kavram ortada yok. Kavramı ortada koyduktan sonra bunu geliştiriyoruz. Yani farklı yönlerden besliyoruz. Sonra bu kavram ortaya çıktıktan sonra da fotoğraflar üzerine yoğunlaşıyoruz. Fotoğraflar içinden de bir temayı seçiyoruz ve onun fotoğrafları üzerine yoğunlaşıp bir işte olabilirse bir sergi, nitelikli bir sergi için karar veriyoruz. Osman Bey'in sergisi de böyle ortaya çıktı. Sessiz böyle ortaya çıktı. Evet. Ve çok sayıda fotoğraf, çok sayıda ve çeşitli konulardaki fotoğraf var arasından. Belli konulardaki fotoğraflar seçilip, o yönde bir dil oluşturulup, sonradan biraz Photoshop müdahalesi de yapılarak ortaya çıktı. Çok güzel. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Mutlaka mutlaka gelip görmelisiniz. Sergi gerçekten belki de bir sessizlik anınızda, belki bu hayatın koşuşturmasından birazcık böyle sıyrılıp gelip burada sakin ve bu güzel sessizlikte Çizgeli Kedi'de sergiyi gezmek isteyeceksinizdir diye düşünüyorum. Takipçilerinize, sizi sevenlere, eserlerinizi takip edenlere buradan söylemek istedikleriniz var mıdır? Nelerdir? Her şeyden şunu söylemek istiyorum. Yalçın'ın biz çok uzun seneler evvelden tanışıyoruz. Evet. Büyük katkıları var ama bir kişi daha var ki evet. Onu da görmek istemeli izleyicilerimiz. Evet lütfen. Arzu olun değil mi? Arzu olun. Sizi böyle alalım. Sizi böyle alalım. Evet. Çok kısaca sizi yormadan fazla vaktiniz aslında tabii istedim. Erkek egemen toplum. Kadınların emeği pek fazla ama daha fazla emek ona ait. Öyle kıyaslamayın. Asıl evet. Emek çok düşünen ve üreten sanatçıya ait. Biz ortaya çıkması için destek verdik sadece. Çok güzel. Çizgeli Kedi'den birazcık bahsedebilir miyiz? Ne zaman açıldığından, bu yolculuğa nasıl başladığınızdan izleyenlerde biraz bilgi edilmiş olacak. Çizgeli Kedi'nin adından başlayayım. Bazen Çizgeli Kedi, bazen Çizmeli Kedi diye yanlış anlaşılabiliyor. Evet. Biraz da bizim bilerek yaptığımız bir sözcük oyunu hakkında konuşmak için bir fırsat yaratıyor bu yanlış anlaşılmalar. Çizgeli Kedi, çizgi tasarım, bizim tasarım ofisimizin adıydı. Ve çizgi tasarım devam ederken, çizgi tasarımın kanatları altında kurulan bir kültür merkezi. Çizgi tasarımın tasarım hizmetleri evet. Arasında bir hizmet gibi tasarladığımız bir ürün gibi ortaya çıktı.
Sonra tasarım alanından biz dışarıya tasarım hizmeti vermekten çekildik. Sadece çizgili kedi olarak devam etmeye başladık. 2005'te kurulduk, 2008'den itibaren değil mi? Çizgi tasarım değil, yalnızca çizgili kedi olarak devam ettik. 2005'ten bu yana İzmir'de nitelikli görsel kültür ürünleri ortaya koymak adına farklı atölyeler, seminerler, söyleşiler düzenliyoruz, sergiler düzenliyoruz. Birçok konuk ağırladık, sohbetler, eğitimler, birçok şey yaptık bugüne kadar. Şu anda da sizin de bahsettiğiniz gibi az önce, lafı çok uzatmadan söyleyeyim. Fotoğrafta kişisel dil geliştirme programımızın ürünleri olan sergileri arka arkaya açıyoruz bu sıra. Yani geçen sene Aylin Ereren bu program sonucunda, geçen yıl mı bir önceki yıl? Evet, 2018. Hayli Uzak oldukça yakın sergisini açmıştı. Aylin Hanım'dan sonra Nilgün Yoldaş Atilla, Damlacık Mahallesi'ni konu aldı. Damlacık ve orada yitmekte olan, geride kalmakta olan hayatı. Bir belgesel bir belgesel sergi oluşturdu ve açtı. İki yıllık bir çalışmanın yanında. Bu belgesele ulaşmamız mümkün olur mu? Tekrar bu sergiyi bir gösteri şeklinde Mersin'de yineledi Nilgün. Evet. Başka yerlerde de yenilenebilir sanıyorum. Evet, sergi olarak da çağrı aslında geldiği takdirde farklı yerlerde sergilenebilir. 61 fotoğraftan oluşan güzel bir çalışma gerçekten. Ve İzmir için çok önemli bir kaybın altını çizen bir çalışma. Damlacık Mahallesi'nin... Biliyor değil mi? Göremiyoruz bile. Evet, gitmesinin altını çizen bir çalışma oldu. Nitelikli güzel bir sergi oldu. Nilgün Yoldaş Atilla'dan sonra, Damlacık sergisinden sonra yine bir kadın arkadaşımız Ayşen Ertango Özkaya kentin merkezine seyahat bulma çalışmasını tamamladı. O da 3 yılı aşan bir süreydi. Yine fotoğrafta kişisel dil geliştirme programının sonucunda üzerinde uzun çalışılmış bir ürün daha ortaya çıkmış oldu. O da sağ olun. O da kentin hep aynı noktasından, aynı pencereden, kendi çalışma ofisinin penceresinden kent merkezine bakan bir fotoğraflar serisi ile bize bir hikaye anlattı. Çok etkileyici, güzel bir çalışmaydı. Onun ardından da işte... Hasbelkader, bendeniz, artar kaynıyor. O sergiler açılırken, o sergiler aslında sürerken Osman abi evet. Çalışmaya devam ediyordu. Evet, tabii ki. Evet, kuliste başka çalışmalar devam ediyordu onlar sahnedeyken ve Osman abinin çalışması da ortaya çıktı. 21 Ocak'ta açtık. Evet. 21 Ocak'tan beri de izleyicilerine kavuştu. Ve 31 Mart'a kadar görebilirsiniz, sergiyi gezebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Bundan sonraki çalışmalarınız birazcık daha şey mi acaba belli midir, paylaşılmalı mıdır? Devam eden arkadaşlarımız var. Evet. Yani hazırlanan şu anda pişmekte olan bir farklı bir sergi var. Sürpriz. Yani Nisan, Mayıs itibariyle bir takipçileriniz nasıl Nisan gibi olabilir belki. Evet. Ne mutlu. Sizin söylemek istedikleriniz var mı? Fotoğraf severlere, takipçilerinize mesajınız var mı? Yani zor zamanlardan geçiyoruz. Belki kendimizi ümitsiz hissettiğimiz zamanlar oluyor olabilir. Ne söyleyeceğimizi, ne üreteceğimizi, kime dokunacağımızı bilemediğimiz zamanlar olabilir. Bir şekilde sanatla birbirimize dokunma fırsatı var. Biz öyle bir vaha yaratmayı arzu ettik. Hani ne kadar yapabildik, ne kadar kuvvetli, ne kadar amacına ulaşan bir şey oldu. Bu tabii ki tartışılır ama iyi emek verilen işler sonuçta bir şekilde insanı hayatta tutuyor. Yani bize de moral veriyor, bize de güç veriyor. Şu an duvardaki fotoğraflara bakmak benim için en azından bir
güç kaynağı. Yani ortaya çıkan güzel bir işe bakmak, onunla iletişim kurmak, onun benim ruh dünyamda bir pencere açmasına izin vermek benim için ertesi güne, bir sonraki haftaya devam etmek için, hayata devam etmek için bir aynı zamanda motivasyon kaynağı. Bunu paylaşmak isteriz. Başka arkadaşlarımızla da, başka sanat izleyicileriyle de bunu paylaşacak bir ortam olmasını arzu ederiz. İyi ki de var. Çizgelikede de buluşmak çok güzeldi. Sizlerle buluşmak çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 31 Mart'a kadar Çizgelikede'de Osman Erel'in fotoğraflarını görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.